Elazığ tarzılar, gömlekçiler, şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı, sektörde çırak sayısının giderek azaldığını ifade ederken, Elazığ'daki erkek terzi sayılarının düştüğünü açıkladı. Yıldan yıla azalan çırak sayısı bütün sektörleri olduğu gibi terzilik mesleğini de olumsuz etkiliyor. Elazığlı terziler, usta çırak geleneğiyle iş öğrenen, yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta güçlük çekiyor. Elazığ'daki dükkanlarda çırak sayısının çok az olduğunu ifade eden Elazığ Terziler, Gömlekçiler, Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı, terzilerin de bunun eksikliğini hissettiğini dile getirdi. Dükkanlardaki erkek çırak sayısı çok az. Sanayi sitesinde yok, terzide yok, mobilyacıda yok, berberde yok. Yani bu çok büyük bir eksiklik. Bugün gerçekten esnaf bunun eksikliğini hissediyor. Biz de bu pandemi döneminde gerçekten ailelerin çocuklarını bir sanatkarın yanına göndereceğine inanıyordum. Ama hiçbir aile çocuğunu göndermedi. Bir yıl okula gitmedi pandemiden ama hiçbir aile çocuğunu bir esnaf sanatkarın yanına göndermedi. Bu da bizi üzdü yani. Bilgisayarlara teslim oldular, cep telefonlarına teslim oldular evde. Ve bir sanatkarın yanına göndermiş olsalardı, ailelik düzenini öğrenmiş olurlardı. Çıraklık, oturup kalkma edabını öğrenirlerdi, topluma girmiş olurlardı. Son 15 yılda çırak sayısının azaldığını belirten Başkan Erdem Özatlı, erkek terzi sayısında da düşüş olduğunu belirtti. Zaten 15-20 yıldır çıraklık sayısı her gün geçtikçe azaldı. Bugün her esnafın yanında bir tane, iki tane çırak vardı. Sanayi sitesinde bir dükkanda 3 tane çırak vardı. Berberlerin yanında 3 tane çırak vardı. Bütün meslek sanatkarlarının yanında çırak vardı. Bizim terzilik mesleği de çırak sayısı şu anda maalesef yok. Genç nesil de alttan gelmiyor. Terzi sayısı da azaldı. Azalınca da ister istemez şu andaki mevcut olan terzilerimiz var. Bayan terzimiz sayımız çok. Şu anda bayanlar çok aktif. Bugün şöyle diyeyim sana. Terzilik yani çok kutsal bir meslek. Yani şöyle diyorum. Terziye her zaman bir insan var olduğu sürece terzilik ölmez. Başkan Özatlı, gençlerin eğitim almasının gerektiğini de ifade ederken, ailelere seslenerek çocuklarını esnafların yanına göndermelerini istedi. Okusun, okusun. Okumasına karşı değilim. Ben okumasından fayda görüyorum. Ama mesleği de icra etsin. Herhangi bir sanatın yanında icra etmiş olsaydı, benim için çok mutluluk verici bir şey olurdu. Ama maalesef bugünkü aileler çocuklarını hiçbir zaman zora sokmuyor. Bu da hep evde bilgisayar ve cep telefona teslim oluyor. Bu da beni çok üzüyor. Yani biz de ilkokulda hem okuduk hem çıraklığa gittik. Ve bugün bu mesleğimizi yapıyoruz. Bu mesleğimizden de gurur duyuyoruz yani. Ama aileler bir an önce çocuklarını yaz tatillerinde rica ediyorum. Bir esnaf sanatkarın yanına göndermelerini rica ediyorum.